Sakine Kember yıllardır bir ev sahibi olabilme hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Eniştesi yani kız kardeşinin eşi 2019 yılında ona 200 bin liraya topraktan bir ev sattı. Enişte baldızdan 50 bin lira da peşinat aldı. İnşaat tamamlandı. Kember'in dört gözle beklediği o bina gitti, bitti. Ancak dairesine kavuşabilmiş değil. Çünkü kız kardeşi ve eşi fiyatlar yükseldi. Biz vazgeçtik diyerek o kadını mağdur etti. Şimdi taraflar mahkemelik. Dört tane 40-45 gram bilezik. Ondan sonra beş tane altın, kulpsuz. Ondan sonra bileklik, gelinimin bilekliği, üç tane çeyrek var içinde. Zincir, bir metre zincirim içindeki halkayla yarımı. Ondan sonra beş tane yüzüğümüzü, köpeğimizi, alyasımızı, tek taşımızı hepsini bozdurduk. 50 bin TL değerinde buna verdik. Ev sahibi olma hayaliyle neyi var neyi yoksa kardeşi ve eniştesine teslim etti ama ne evi oldu ne de parasını geri alabildi. 2019 yılında Ocak'ın 15'inde eniştem topraktan ev sattı bana 200 bin liraya. Bu ev bitince bana evi de vermedi. Paramı da vermedi. Sakine Kember'in kız kardeşi ve eniştesi Ümraniye'de arazilerine 6 katlı bina yaptırmak için bir müteahhitle anlaştı. Kember'in de o binada bir dairesi olacaktı. İddiaya göre kardeşiyle 200 bin lira karşılığında ev sahibi olmak için anlaşmaya vardılar. Yıllarca para biriktirdiler, bir ev sahibi olmak istediler. Daireleri, binaları yapıldı. İşte hemen arkamda Ümraniye'deki bu bina. Ama aradan 2 yıl geçti, ne dairelerini alabildiler ne de verdikleri peşinatlarını iddialarına göre. Ben anlaştım, 2019'da 200 bin liraya anlaştım. Şimdi sen bana bugün gelip diyemezsin ki beni bu daireden fırla... O zaman benim param da yükseldi. İddiaya göre kardeşinin vazgeçme sebebi daire fiyatlarının artmasıydı. Daire ucuzlasaydı bizim paramızı geri verecekler miydi? Hani sonuçta ben yatırım amaçlı aldım o daireyi. Kârı da zararı da beni ilgilendirir. Başkası beni böyle mağdur etseydi zoruma gitmezdi. Tamam derdim eldir. Tanamıyorum etmiyorum. Anladım. Şimdi aynı anada aynı babada seni dolandırsa zoruna gider. Taraflar şimdi mahkemelik. Senin sözleşmen var be, o imza benim değil diyor. Nasıl senin değil? Senin orada adın yazıyor, soyadın yazıyor. Sen ıslak imza atmışsın. Peki kendi aralarında imzaladıkları o sözleşmenin yasal geçerliliği var mı? Sözleşmenin noter huzurunda düzenlenmiş olmasıdır. Aksi durumda sözleşme geçersiz olup hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Kişi tapu sahibi olmadığı halde birden fazla kişiyle bu sözleşmeyi yapmaktadır. Bunun engellenmesi amacıyla yapılan ve geçerli olan satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh edilmesidir.